Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vel akibatu lil muttakin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammed as-sadiqil va'dil amin. Ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Amma ba'd. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Tabi'inlerin hayatında okuyken nabattaki dersimiz. Bugün Rabi ibn Husayn rahmetullahi aleyh hakkında sohbet kılamız. Rabi ibn Husayn ibn Mas'ud raziyallahu anhu'nun şagirdi idi. İbn Mas'ud raziyallahu anhu o kişiye karab aytardı ki, ey Rabi, eğer seni Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem körgeni de elbette yaxşı körgen bulardı. Bana şu oğlu sahabanı bu kişiye vergen bahası bana şunu deydi. Rabi ibn Husayn şimdi bir tavazuilik, kemter, hayali insan idi. Yüzünü yere yıkaratı yürürlerdi. Adamlar ki közü düşmesliği için. Hatta ki İbn-i Mas'ud'un yüge borgende eşeğine takılatıp hizmetçi ayol çıkışını kütüp dursa hem yere yıkarıp durardı. Haliye cariye eşeği de açıp durup yere yıkarıp durganı körüp közü körüşe geliyor bunu edip durup İbn-i Mas'ud ki sayıdım ona o közü körüşe getiriz geldi deyip çakırardı. Hilal özünün mehmanı Munzir ibn-i Savriye'ye dedi. Ey Munzir, şeyhimizi aldığı barmıyız mı? Şayet bir saat imanlaşıp gelsek. Yani şu kişinin zamandaşları bugün, Rabi ibn Husayn'in şagirdi Hilal, özünü dostluğu şundey dedi. Hayya bina nu'min sa'atan. Ya ki iclis bina nu'min sa'atan degen sahabalar birbirlerine. Kelin oturun, bir saat imanlaşamız. Bana şu sözü bir toktalışımız gerek oladı. Buradalar her bir tanesinin bulağı var. Her bir tane insanın kanı var. Eğer ilim istesek, ilim meclisi ekelemiz, mescid ki yüküremiz. Eğer ticaret istesek, hayır gibi varamız, bazar gibi varamız. Şer'i ilim ne? Allah'a yakın buluşunu haklıgen insan elbette ahli ilimlerini meclisiye şaşırladı. Mescidler gintilişliği kereye buladı. Çünkü sahabeler, iclis bina, nu'min sa'aten deyişken birbirine. Kelin oturun, bir saat imanlaşamız. Anas ibn Malik'ten Abdullah ibn Ravaha sahabalardan bir ortasına yolu kıpası şu sözünü köp aytardı. İclis bina nu'min sa'atan. Kendi bir saat imanlaşamız. Şu sözünü peygamberimize davrada bir kişiye etkendi de hali kişinin atçığı geldi. Ne mi? İmanlaşamız doğru sen. İmanımız yok mu de kendi kadar. Bu iki gazabilen kişi peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aldıya gelip ya Resulullah körmüyorsun o ibn Ravaha'nı falan. Kaçan olsa falan doğradı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ettiler. Yerhamullahu ibn Ravahata innehu yuhibbul mecalis alleti tubaha bihal melaike aleyhimissalam. İbn Ravahana Allah rahmet kısın. Elbette o farişteler gelip katnaşıp keyin maktana diyen meclislerini yaş göredi de koyardı. Yani Allah'ın zikri Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hadisleri ayetlerine diyen meclisten turup çıkıp geçtik, yakşiliydi belgisimiz. Mumun kişinin hayatındaki en kadirli nesalardan bittiğisi buradalar boş vakt. Boş vakti de o, mumun kişi, ahli ilmelerden buluştukça intiladı. Kitap mutala kılıştukça şaşırladı. İlimli buluştukça hareket kıladı. Allah'a davet kıladı. Resalatın amalga aşırladı. Özünü terbiyeliydi. Rabbisini razıliği intiladı. Cennetini özüge kesip kıladı. İnsan balası daim koşumça daramatını isteydi. Yani koşumça işini isteydi. Bekar hocam payıda yana bir levi iş bulsa biz atıldı. Şundan koşumça maaşı ya ki topu ekken pulu ya koşumça pulu isteydi. Elbette bu yakşınarsa. Ama bu koşumça işiz. Koşumça daramatiz. Sizi umuman boş vaktinizi yok kıpta şeyken bulsa bu ziyan. Bu ziyan. Çünkü Müslüman kişiye boş vakit gereği buladı. Sebebi, ailesine sarplaştığı gereği vaktini, otanası buna otururken sarplaştığı gereği, dostu, buralar buna da oturuştuğu gereği bir imanlaşıp. Eğer kişi, özünü hayatındaki boş vakti yoksa, özünü insan ilgiden uzaklaşıp gitmedi mi? Barlığı, hayvan yokuşa kalmaydı mı? Uhleydi. Türedi,
işleydi, pul topadı, çerçeydi, yiydi, yotadı, uxlaydı, ittaman turadı, işge baradı, avukat yiydi, pul topadı, acalike göçe şunaka. Yiydi, işleydi, uxlaydı, yiydi, işleydi, uxlaydı, yürüpbiz deydi, nimadad? Frişçiliydi, bola çakadı. Buradalar Müslüman kişiye bunda buluş yaraşmaydı. Biz hazır, kere bir saat imanlaşamayız degen yaptı, muhakeme akıl yapız. Müslümanlı bunda kılışı doğru bulmaydı. Çünkü o dünyaya işler üçün güne kegenmez. Pul topuş üçün güne kegenmez. Buradalar Müslümanlı başkalarından farkı hem şunda, hayattaki asası masada Allah'ın kulçuluğunu kılış. Allah da razı kılış. Yani şunu arası da pul topşuyem, Allah da razılığı için buladı. Lekin hayatta maksadı pul topşuyemez. Şunun için, Müslüman kişinin boş vaktiyen buluşluğu gerek. Kimliğini ütmezlik için, ahiratı islep duruşluğu için. Buradalar boş vakti olsa kişi ilim örgenedir. Boş vaktini özüz gecel etmezseniz, burası gibi verip koymaydı. Kaleler de, şu rızk deyip durup, hemen vaktimizi, ömrümüzü sarpla oraya yapız mı? Sarpa oraya yapasın. Rızk kimden idi? Kim tabanadan kirar idi? Öşü Rabbimizi razı kısak, şu Rabbimiz bizi kollasa, bilasın mı rızk kollasa, sal kımılatıp koysam kele orardı. Ayrım adamla da işlesen, işi şunu kaç şongup getken ki, ballar okulayken de çıkıp getemem deydi. Şu keçkurun kegen de ballar okulayken buladı. Bir iki gün görüşmeyen kalamız deydi. Dadam kele yaptı mı yüge? Dip soruydu ballarım deydi. Şu bilen zor iş kılı yapan da öyleydi. Şu balaca kadar yürüp bunda men deydi. Natoru bu. Natoru bu. Etti ki balların bana şu yosunda uygana kaladıyan bolsa seninle mehirdi körmese, seni tanımese, kayağıdan seni hürmet kısın. Kayağıdan senin muhabbatı bulsun kalbada. Demek hemme vaktimizi işe sarplamayımız buradalar. Ailege, sağlığımızge, karındaşlık için, ahiret içine vakt sarplaşı gerek. Kıyamet günü bende onlardan kadamı cilmiydi ta ki ömrü hakkı da sorulma günü cennemeye sarfladı. Yaşlığını, pulunu, sağlığını. Hilal İbni İsaf özüne dostu Munzur İbni Saviye'ye neme dedi. Ey Munzur, şeyhimizi al gibi barıp gelmeyemiz mi dedi. Munzur ayette vallahi köfeden bana şu maksattaki gelmem dedi. Allah Teala barçamızı bir ahli haklarla bir yakıyan bulsun. Çünkü sadık, imanlik, hulklik bir Müslüman kişi bilen bir oturuşuna kadar güzel oladı. Çünkü bunda insanlarla oturuşluk yerdeki cennette oturuşu bilen beraber oladı. Otur seninle siyasetten yapar mıydı o? Otur seninle nahnavada kımmetle yapar mıydı? Otur seninle bir kımmetçiliğden siyasetten yapar mıydı? Ahirattan yapardı. Munzur soradı. Lekin şeyhinden ruhsat soradayım mı dedi. Senin şeyhin kesel bulmasından turubem, özü adamlarını köpem haklı olmazsa da. Şimdi kesel bulgenden ki en kanıka buldu ki. Yani bu oluk tabiin tabiatı yalgızlığını haklı aradı. Şimdi insanda tabiat harkıl buradalar. Bu kişinin keselini miydi? Yarımı falaj bu koyanıdı. Bize ne miydi? Tilimizde ne mi? İnsult, insult. Yani karın da, bana şu kes aldı. İnsult bu koyan adam. Allah'ı tanımasa, Allah'dan uzak olsa, bilesin mi bu böyle bir adamın hayatı? Toyarı hayattan. Ama mumunçı, Allah'ını verirken mehribanlık ediydi, üyde oturadı, Allah'da oturadı. Ariflerden bir ayetken idi. Düşmeleri benim ne kılalıydı? Akhir bostanım kalbimde bosa. Eğer sürgün kılıçsa yurtumdan, bu benim için sayahat boladı. Eğer kamaçsa, hılvat boladı. Eğer öldürürse, şahitlik boladı. Menin makhlalıydı düşmanlarım. Buradalar Müslümanlı, saadeti kalbide. İmanı bilen o bakhli boladı. Çünkü bu nesini hiç kim tartıp olamaydı ondan. Ama başkalar, başkalarının saadeti ne de? Pulu da, üyü de, mensabı da, maşinesi de, hulas maddi narsaları da. Bu narsalar op koyuluşu mümkün. Şimdi op koyandan ki bu adamı kör olayın kimliğine. Şeyh'in tabiatını bilişimiz gerek. Ondan
özümüz xohlagan narsani so'raganimiz yaxshimi yo o'zini gapirishini kutib turganimiz yaxshimi dedi Munzir Hiloldan. Ya'ni seni shayxing, ustozingdan borib biz so'rasak yaxshimi yo indamay tursak o'zi gapirgani yaxshimi dedi. Hilol aytdi, bizi shayximiz agar undan so'ramasak bir yil o'tirsa ham indamay o'tiraveradi dedi. İnsonning tabiati birodarlar. Yutba'ul mu'minu alal hilali kulli illa al khiyanatu wal kadhib. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Abu Ubama radıyallahu anh'dan rivayet qilingan Yutba'ul mu'minu alal hilali kulliha illa al khiyanatu wal kadhib. Her qaysi xulq, her qanday xulq musulmonning tabiatiga joylangan bo'ladi. Faqatgina xiyonat bilan yolg'on bundan mustasno. Nima demoqchimiz? Bir mu'min bor, jim turishni yaxshi ko'radi. Yana bittasi bor, sergaproq bo'ladi. Yana bir odam bor, jamoat ichida odamlar bilan birga bo'lishni xohlaydi. Yana bir mu'min bor, yolg'iz turishni xohlaydi. Bir mu'min bor, tashqi ko'rinishiga nihoyatda chiroyli e'tibor berib, kirtin yuradi. Kimdir umuman qaramaydi ustiga. Bu Alloh taolo insonlarni tabiatiga joylangan narsa. Shuning uchun payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam aytadilar: "Xolitun nasa fi axloqihim va xolifuhum fi a'malihim." Odamlarni mana shunga o'xshagan fe'li atvorlarida aralashib yuringlar. Aytayapmiz, bu sergap, bu kam gap, bu qaysar, bu injiq, bu yolg'iz turishni xohlaydi, bu jamoat ichida turishni xohlaydi. Bu narsalarda bir-birimizni kechirib, avf qilib yashashimiz kerak. Odamlarda fe'l atvorlarida aralashib yashanglar, ammo amallarda ularga xilof ish tutinglar. Ya'ni gunoh ma'siyatga kirsa, aralashib ketavermanglar, ajralinglar, gunoh qilmanglar deganlar. Endi musulmonning tabiati har xil bo'lar ekan, tabiatida har xil narsa bo'lar ekan, faqatgina yolg'on bilan xiyonat bo'lish kerak emas musulmonning tabiatida. Endi qaysi odam musulmonman deb turib, ham yolg'onni, ham xiyonatni qilayotgan bo'lsa, bu odam musulmon emas. Ayakunu mu'minu kazzaban da payg'ambarimizdan so'rashgan. Mu'min odam kazzob bo'lishi mumkinmi deganida payg'ambarimiz yo'q deganlar. Chunki payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam aytganlar, "Robbim meni 9 narsaga buyurdi." Shulardan "Wa an yakuna somti fikron va nutqi zikron va nazari ibratan." Ana shu 9 ta narsani sanab turib payg'ambarimiz aytganlar, "Robbim meni 9 narsaga buyurdi. Sukutim fikr, nutqum zikr, nazarim ibrat bo'lishiga" dedi. Robi ibn Husayn bu kishini jim turishligi fikr edi. Shuning uchun jim turgani bu kishini ko'p bo'lar edi. Mana endi ular Robi ibn Husaynning oldiga kelishdi. Salom berishdi, shayxni ahvoli qandayligini so'rashdi. Endi Robi ibn Husaynning so'ziga e'tibor bering. Kamtarlik shunday bo'ladi. O'zi tobiinlar, sahobalarcha kamtar bo'lgan, kamtar insonlar bo'lgan. Ibn Abi Mulaykata bu kishi tobiinlardan bo'lgan aytadiki, Payg'ambar alayhisalomni sahobalaridan 30 tasi bilan uchrashganman. 30 ta sahoba bilan suhbatlashgan. Ularda har bittasi munofiq bo'lib qolishdan qo'rqardi. Nifoqdan qo'rqardi. Ularning hech qaysi biri men Jabroil bilan Mikoilning iymonida qanaqa iymonim bor demasdi. Tushunarlimi? Sahobani tarbiyasini olgan tobiinlar, Rasulullohni tarbiyasini olgan sahobalar hammasi nifoqdan qo'rqar edi. O'zlarining iymoniga baho berishmasdi ular. Inson qanchalar yuksalgan bo'lsa, o'zini shunchalik tergaydi, shunchalik ma'lumot qilib turadi. Robi ibn Husayn javob berdi. Shayx qanday tong yottirdingiz? Ahvolingiz qanday deb so'raganida Robi aytdi: "Rizqini yeyotgan, ajalini kutayotgan bir gunohkor, zaif bandaman" dedi. Hilol shogirdi, Hilol Kufaga kuchli bir mohir tabib kelibdi. Sizni oldingizga olib kelaymi, ruxsat berasizmi dedi. Robi aytdiki: "Ey Hilol, men davolanishlik haqligini bilaman" dedi. Birodarlar, musulmon odamga kasal yetsa, Allohdan deb turib qabul qiladi va mana shu davolashlikka ham kirishadi. Chunki kasal Allohdan bo'lgandek, uni shifosi ham kimdan?
Allah'dan. Davolanishni de tark qilgan odam gunohkor bo'ladi. Fiqhiy hukm shuki, bir kasalga chalinganingizni bildingiz va bundan davolanishni kerakligini ham bildingiz. Jasadingizga zarar yetkazishini bilib turib davolanmayotgan bo'lsangiz, gunohkor bo'lasiz. Bolalaringizda tishi kariyes bo'layotgan bo'lsa, abobda tushib ketadi. Deyotgan bo'lsangiz gunohkor bo'lasiz. Qarang, salomatchiligingizga zarar yetadigan kasaldan xabardor bo'ldingiz, bor ekan shu kasal. Davolamasiz gunohkor bo'lasiz. Kasal bo'lib turib davolamasiz gunohkor bo'lasiz ekan. Endi sog' odam o'zini o'zi kasal qilayotgan nima deymiz? Sigaret chekadiganlar. Kasalga chalindingiz, Allohdan keldi. Oshqozoningiz og'rib qoldi, pochkangiz og'rib qoldi. Davolamasiz gunohkor bo'lar ekansiz. Endi sog' jasadingizni o'zingiz kasal qilayotganda nima bo'ladi? Men ko'p aytganman shu gapimni. Sigaret chekayotgan akalar, bu jasadingiz siz uchun kerak bo'lmasa, bu jasadingiz bolalaringiz uchun kerak. O'zingizga kerak bo'lmasangiz, bolalar uchun o'zingiz ehtiyot qiling. Xotinga keraksiz, bolalarga keraksiz. Ishonchli, taqvoli musulmon tabibni ta'limotlariga amal qilishlik, birodarlar, farz bo'ladi. Chunki bu musulmon tabib sizi jasadingizdagi qonunlarni biladi. Siz uni ta'limotiga amal qilayotgan paytingizda, doktorni aytgani qilayotgan paytingizda, musulmon doktorni, siz Alloh taoloning buyrug'ini bajarayotgan bo'lasiz. Xotirjam bo'ling. Qilol ustoziga tabib olib kelishni taklif qiluvdi. Ustozi, men davoni haqligini bilaman dedi. Lekin men Od, Samud, Ashabur Ros va ularni oralaridagi ko'p qavmlar haqida fikr qildim. Ular vayron bo'lib ketgan kofir qavmlar. Ularni dunyoga bo'lgan hirsini, dunyoda matohiga bo'lgan rag'batini ko'rdim. Ular bizdan ko'ra kuchliroq, quvvatliroq edi. Oralarida tabiblari ham bor edi, bemorlari ham bor edi. Davolovchilar ham ketdi, davolanuvchilar ham ketdi dedi. So'ngra chuqur xursinib turib, agar shu narsa ila meni kasalim bo'lganida albatta undan davolanardim dedi. Ya'ni meni kasalim bitta shu sholli bo'lganida, meni bitta kasalim shu falajda bo'lganida albatta davolanardim dedi. Ya'ni bo'lmas mening asosiy kasalim demoqchi. Shunda munzir, unday bo'lsa kasalingiz nima, ey shayx dedi. Kasalim dedi, gunoh dedi. Gunohlarim. Munzir aytdi, unda dorisi nima? Robi, istig'for dedi. Bu munzir shayxdan ko'proq foydalanib qolish uchun, ko'proq narsani o'rganib olish uchun yana savol berdi. Bu kasaldan shifo qanaqa bo'ladi? Robi aytdi, tavba qilib, keyin shu gunohga qaytmasliging dedi. Eng katta kasal bu gunoh. Bu kasalning dorisi istig'for. Endi shifo berganini qayerdan bilaman? Shu gunohga qaytmadingmi? Demek Allah senga şifa beribdi. Kündek ravshan manolar. Ali ibn Abi Talib'nin hikmetlerinden o kişi aytadi. Beş tane sen esde tutuyorlar. Birincisi, bende fakat özünü Rabbisi'den yine ümit kısın. Fakat Allah'tan ümit kısın. Otasiden emmez, kulpuna pişi, badırın pişiği, dekonlarda koluge pul şuşudan emmez. Fakat Allah'tan ümit kısın. İkincisi, fakat günahlardan korkuyorlar. Başka nesilden korkmuyorlar. Üçüncüsü, bilmeyen kişi talim olganı üyelmesin. Törtüncüsü, oğlum bilmeyen narsası hakkında soralsa vallahi alem deyişliğinden hayakmasın. Çünkü yarım ilim buladı bu. Ben bilmiyemem eken bu narsanı deyip koyarayım bilmesiz. Çünkü bilmiyemem deyişliği yarım ilim buladı. Beşincisi, jasad uchun bosh qanchalar muhim bo'lsa, jasad uchun bosh qanchalar muhim bo'lsa, iymon uchun sabr ham shunchalar muhim. Bosh yo'q bo'lsa, jasad yashamagandek, sabr yo'q bo'lsa, iymon ham bor bo'lmaydi. Birodarlar, biz hayotini o'qib o'rgan ekan, bu ulug' insonlar ham o'tib ketdi. Ularga zamondosh bo'lganlar ham o'tib ketdi. Boyam o'tdi, kambag'alam o'tdi, hokim ham, mahkum ham o'tdi, sog'am, kasalam o'tdi.
Öldü hamasi. 100 yıldan keyin bir ortamız qolmaymiz biz ham. Ularning hammasi yerdayda yotishibdi. Qilgan yaxshi yomon amalini mukofotini kutib yotishibdi. Demek hali tirik ekanmiz savobli ishlarni qilishga shoshilib qolaylik. Shuning uchun hayot har qancha uzun bo'lmasin, baribir bir kun kelib tugashligi bor. So'ngra Robiya bu ikki mehmoniga tikilib turib qarab, qalbingizni tuzating. Odamlardan maxfi bo'lgan amallaringizni tuzating. Zero ularning hammasi Allohga ma'lum. Ularni davosini qidiringlar dedi. Maxfi ishlar. Hech kim bilmaydigan ishlarimiz bor. Hammamiz ham sirimiz bor o'zimizga yarasha. Hech kim bilmaydi, ammo Alloh bilib turadi bularni. Mana masjidda o'tirib hammamiz namoz o'qiyapmiz, roza tutyapmiz, hajga boryapmiz, zakot beryapmiz. Bir xilmiz bu masalada. Ammo bitta ishda hammamizni o'rtamizda bir tafovut bor. Bu maxfi ishlarimizda, ichimizdagi sirlarimizda. Tashingiz zo'r bo'lgandek, ichingiz ham zo'r bo'lsa, Allohga demak boshqalardan ko'ra yaqinroq ekansiz. Munzir aytdi, bu narsani davosi nima? Nasuh tavba dedi, yig'ladi, soqollari hul bo'ldi. Nasuh tavba nima? Chin qalbdan qilingan tavba. Shu gunohga qaytmayman deb qilingan tavba. Ulamolar aytadi, qilingan gunohni Alloh taolo avf qilishiga 3 ta sharti bor. Birinchisi, shu gunohdan to'xtashlik kerak. Shu gunohni qilganligingizga qattiq pushaymon yeyishingiz kerak, qalbdan. Va qaytib qilmaslikka Allohga ahd berdingizmi? Qilmaganman deng. Men esimni taniganimdan beri namoz o'qiyman. Kuppa kunduz yolg'on gapiryapsan-a, bahret turdi. Men esimni taniganimdan beri namoz, chunki esimni qachon tanidim? Shuning uchun ichmay qo'ydingizmi, esingizni tanidingiz. Demak, esingizni taniganingizdan beri ichmayapsiz. Alloh hisob kitob qiladi bizning gunohlarimizni. Alloh men o'zim o'chirdim deb tursa, bandasi kim bo'pti? Va bilib qo'yinglar, sen kechada ichib yuruding deb gapirayotgan odam ibodatdagi, taqvodagi odam bo'lmaydi u. U nari ko'chadagilar bo'ladi ular. Uni qaradi gapiga umuman parvo qilmaysa ham bo'laveradi. Inshaalloh bu ulug' tobiyning hayot haqidagi darsni ertaga davom etkazgan bo'lamiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.